Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri, efendim Gündem Özel'e hoş geldiniz. Nilüfer'i konuşuyoruz. Bu ara şansımız gerçekten, bahtımız Nilüfer'den açıldı. İki gündür Nilüfer'le yatıp kalkıyoruz biz basın mensupları olarak. Dün Cumhur İttifakı'nın Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'in toplantısını izlemiştik. Bu sabah da aslına bakarsanız Millet İttifakı demek daha doğru. Cumhuriyet Halk Partisi gibi lanse edilse de Nilüfer Belediye Başkan Adayı Sayın Turgulay Erdem'i takip ettik. Ama stüdyomuzda bir başka misafirimiz var. Yine bir Nilüfer Belediye Başkan Adayı ama Vatan Partisi'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Enver Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisiyle ilçeyi, sorunları ve kendi projelerini yapmak istediklerini aslında konuşacağız. Gerçekten yayın öncesinde yaptığımız sohbette son derece tevazu sahibi, çok bilinçli bir adayla karşı karşıyayız. Bakalım kendi vaatleri, bu konudaki projeleri ne olacak? Bir de kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Siz tabii siyasi geçmiş olarak aslında tanınır bir kişiliksiniz ama adettendir diyelim. Biraz lütfen kendinizi tanıtın, ardından projelere geçelim. Adana 1956 doğumlu, inşaat mühendisiyim, Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Evli iki çocuk babasıyım. Vallahi. Üç tane de torunum var. Allah bağışlasın. Tabii bugünkü bu güzel çalışmalar hep torunlarımıza aktaracağımız çok tatlı şeyler. Çünkü doğru, dürüst ve bir heyecanla yapıyoruz. Hizmet heyecanıyla yapıyoruz. Ekmeğini yediğimiz bu ülkeye mutlaka bu ülke bizi çok zor şartlarla yetiştirdi. Bizim okuduğumuz dönemlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımız gelirlerdi. Bize eğitimimizi verirler. Hocalarımız, saygıdeğer hocalarımız doğru dürüst yemeklerini bile yiyemeden yolda yiyerek uçakla İstanbul'a dönerlerdi. Bizi bu şartlarda yetiştirdiler. Biz de bu görev anlayışıyla soyunduk hizmete. Belediye başkan adaylığı da vatana bir hizmet yoludur. Mutlaka. Bu düşünceyle ben başkanlığa aday oldum. Tabii gelmiş geçmiş tüm belediye başkanları mutlaka iyi kötü bir taşı bir taşın üstüne koymuşlardır. Onların hepsinin bu hizmetlerini ben saygı ve takdirle karşılıyorum. Ve bizler de bu iyi hizmetleri alıp bayrağı daha yükseklere çıkarmakla mükellefiz. Evet, biraz önce girizgahta da aktarmış olduğum gibi aslında tabii çok aday var, bağışlasınlar beni ama en azından şu an kamuoyunda daha fazla ismini duyuran iki aday var. Bunlardan bir tanesi sizin meslektaşınız. Bir diğeri de aslında yıllardır Nilüfer Belediyesi'nde görev yapan, başkan yardımcılığını üstlenen Turgay Erdem. Nasıl bir rekabet olur sizce Nilüfer'de? Her ikisi de benim çok değerli dostlarımdır. Her ikisi de çok değerli arkadaşlarım. Ben yani sonuçta rakibiz. Ama bir meslektaş olarak baktığım zaman gerek Necati Şahin gerek Turgay Erdem Bey her ikisi de işlerini ciddi ve düzgün yapan insanlar. Ancak şimdi bize şartlar karşıya karşıya rakip duruma getirmiştir ama bu rekabette benim onlardan bir farkım var. Bu iki değerli arkadaşım da yukarıdan birilerinin parmak işaretiyle gelip oraya oturtulmuştur, aday gösterilmiştir. Ama benim bir farkım var. Ben partimin, Nilüfer İlçe Teşkilatı'nın, partimin seçmenlerinin bir araya gelerek yaptığı oylama sonucu demokratik bir seçimle aday oldum. Bir ön seçimi gerçekleştirdik. Bir ön seçim yaptık biz partimizin içerisinde. Hı hı. Ve ben böyle bir seçimle geldim. Bu yüzden benim bu değerli arkadaşlarımdan bir önemli bir farkımdır bu. Tabii bu arada ben yalnızca bir rakibim bu arkadaşlarım için. Hı hı. Hasım değilim. Elbette. Yani bu arkadaşlarımızın yaptığı her güzel şeyde ben yanlarındayım. Ha, bunların şu anda Turgay Başkanım'ın devralacağı, daha doğrusu yıllardır sürdürdüğü, başkanlığını sürdürdüğü kurumla ilgili sıkıntılarımız var. Hı hı. Turgay Başkanımın kişisel bir şeyi söz konusu değil tabii. Hı hı. Ama Nilüfer Belediyesi'nin idari sıkıntıları var. Bunların başında bana göre fay hattı sorununda imar acizliği var. Hı hı. Çok karmaşık, çok eksik bir imar yetersizliği var. Hı hı. Ve bu insanları artık taciz etmekten ziyade şey yapıyor. Başka bir zarar boyutuna götürüyor. Mesela bir fay hattı dediğimiz zaman fay kırık demektir. Evet. Bizim yıllardır Bursa'daki ben izliyorum.
jeofizik mühendis arkadaşlarımızın, ki bu alan jeofizik mühendisler arkadaşlarımızın alanıdır. Ancak biz de bu yerle organik ilişki içerisinde olan bir binayı yapıp sürdürdüğümüz için biz de bu işle mecburen ilgileniyoruz. Şimdi jeofizik mühendisler arkadaşlarımızın, oda başkanlarının sürekli uyarıları var. Yanlış yapılıyor diye. Fakat Nilüfer Belediyesi buna hiç aldırış etmedi. Aslında çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. 1855 yılında çok önemli bir deprem oldu Bursa'da. Büyük bir deprem. Bu deprem Bursa'da gelmiş geçmiş en büyük depremlerden biri. Çok büyük hasar yarattı. Manyas tarafından gelip işte Mustafa Kemal Paşa buradan gelip ta İnegöl'e kadar Nilüfer'den geçip şeyden Yıldırım'a geçip İnegöl'e kadar uzanan bir hat. Evet. Ancak sanıyorum 8 sene kadar önce Nilüfer Belediyesi lokal olarak Alaaddin, Özlüce'nin alt tarafları gibi 2-3 tane yerde İTÜ'den getirdiği bir ekiple, bir heyetle kısa, lokal bir bölgede Nilüfer'in sadece küçük bir bölgesinde çalışma yaptılar. 22 tane kırık buldular. Bu beni memnun etti önce, fakat devamı gelmedi. Bunu yapan Nilüfer Belediyesi bu kırık tespitlerinin, yani fay hatlarının fay hatlarını ciddiye alarak onun üzerinde bir imar vermemesi gerekirken çok büyük hatalar yaptılar. Şimdi Nilüfer Belediyesi kurulurken esasen Allah rahmet eylesin Ziya Güney döneminde de zaten Ziya Güney Bey belediyeyi kurdu, yaptı, bütün ekiplerini kurdu, mühendis kadrosunu kurdu. Ve o sırada Maden Tetkik Arama Enstitüsü de bir fay hattını da verdi. Ve arkasına yapılan seçimde başka bir meslektaşım benim gelip buraya oturdu. Ama hiç kimse depremin yaratacağı etkileri, sonuçlarını hiç düşünmedi. Yani bunun düşünülmediğini gördüm ve buna da çok da üzüldüm. Şimdi en son bu 22 tane kırık tespit edildiğinde ben belediyeden şunu beklerdim. Bu 1855 deprem fayı ile bu tespit edilen 22 tane kırığın kesişme noktalarını bulmaları gerekirdi. Ve bu fay hattı ve bu kırıkların civarlarına kesinlikle imar vermemeleri gerekirdi. Çok korkunç bir şey yaptılar. Belediyenin 2014 yılında ben o zaman İşçi Partisi'nden Nilüfer Belediye Başkan adayıyken elime geçti. 2014 yılında yayınladığı bir broşürde ikrar ediyorlar resmen suçlarını. Diyor ki kendi broşürlerinde efendim 3000 tane apartman 7500 tane apartman yıkılacak diyorlar. Bu 7500 apartman demek 5 katlı yükseklikten düşündüğümüz zaman, her katta çift daire düşündüğümüz zaman 300 bin kişi demektir. Evet. Yani 300 bin kişinin sokakta kalması demektir. 300 bin kişinin mallarının heder olması demektir. O benim emekli öğretmenim, emekli polisim, vatandaşlarım gidip Nilüfer gibi yeni kurulan bir bölgede imar verilen, tertemiz bir imar verilen bir bölge var. Buski tüm altyapıları yapmış, her şeyi hazırlamış. Bu bölgede imarı verirken 10 kere düşünmeleri gerekirdi. Yani o insanlar bize güvenip, aa bunlar mühendistir, başında iyi bir mühendis arkadaşımız var deyip bizden güvenerek alıyorlar. Ama bu yanlış bir şekilde ortaya çıktı. Bu şekilde 300 bin kişinin sokakta kalabileceği bir durumu kendilerinin öngörmeleri gerekirdi. Çünkü benim öğretmenim bilmez ki fay hattı nedir. Benim öğretmenim depremin getireceği zararlarda binayla deprem ilişkisini bilmez ki. Bunu bilmesi gereken Nilüfer Belediyesi'nin başında bulunan meslektaşlarım veya başkandır. Şimdi burada Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bir fay hattı söz konusuysa, hı hı, burada fayın tespit edildiği bölgelerde rekreasyon alanları yapılır. Park bahçeler, parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları, dinlenme grupları yapılır. Hatta yol yapılır bu fayların üzerine. Çünkü faylar çökerse, orada bir kırılma söz konusu olursa yoldan geçen araçlar düşer. Ve hasar oranı, can kaybı oranı birlerle, ikilerle, beşlerle bir elin parmakları gibi sayılır. Ama binaya geldiği zaman, bu binada söz konusu olduğu zaman mümkün değil, bu hasar binleri bulacaktır. Yani çok da büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun cezai bir şey de getirmesi gerekir insanlara. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki
suç işleyen kurum başkanları, kurumun başındakiler ne yazık ki arkasından bir takip yapılmıyor. Mesela ben böyle bir daldan dala sıçrama değil ama şimdi bir düzenleme ortaklık payı diye bir şey var. Bir arsanız var, belediyeye götürdüğünüz zaman belediye bunun %40'ına kadar yasal olarak, legaldir, %40'ına kadar alır. Hatta bu çeşitli destek şeyleriyle işin durum, yerin durumuna göre %45'lere kadar çıkar. Fakat belediyelerimiz bunu rant kaynağı olarak görmüşlerdir, bu dopları. Özellikle Nilüfer Belediyesi'nin mahkemelerdeki durumu üzüntü vericidir. Ben böyle bir şeye başkanlığa gelecek olursam, yani yapacağım ilk iş benim adliyelerle Nilüfer Belediye'mi barıştırmak. Benim Nilüfer halkıyla Nilüfer Belediyesi arasındaki o uçurumu kapatmak. Hiçbir şey, bizim yapacağımız hiçbir şey kamunun, hiçbir şey Nilüfer halkının aleyhine olmayacaktır. Hepsi, bütün çalışmalarımız Nilüfer'in lehine olacaktır. Şimdi burada düzenleme ortaklık payıyla elde edilen bu alanlar bir havuzda toplanıyor. Bunlar yeşil alan olarak çevre düzenleme, rekreasyon alanı, parklar, dinlenme gibi şeylerle vatandaşın hizmetine tahsis edilmesi gerekir. Ancak bunu Nilüfer Belediyesi maalesef işte tam böyle konuşmuyoruz ama şu anda 19-20 tane böyle şaibeleri var. Ne bileyim, Tavacı Recep'lerden tutun da Çiçek ızgaranın tutun da buz parkın alanı gibi, yani bu gibi alanların ticari işletmelere peşkeş çekildiği, ticari işletmelerin hizmetine verildiği görüldü. Yani bu da mahkemelere intikal etti. Mahkemeler intikal ediyor ama sonuçta üzülerek şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda danışmanlık yapıyorum. İnşaat danışmanlığı yapıyorum. Mahkemelerde bilirkişlik yapıyorum. Bu davaları gördükçe de üzüldüm. Çünkü bu davalardan mesela Nilüfer'de diyelim ki bu suçları işleyip ceza alan insanların en az 10 tanesi, 15 tanesinin hüküm, ceza var, hapis cezası var, para cezaları var, çeşitli ağır cezalar var. Bunların hepsi sümen altı edilmiştir. Zaman aşımına uğratılmıştır. Yani bizim ülkemiz demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Adalete bir çamur atılmasına ben karşıyım. Çünkü Türkiye çok büyük bir adalet ülkesidir. Mutlaka ufak tefek şeyler olur. Anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar olur ama ben ülke dışına çıktığım zaman birçok ülkenin hukukundan çok daha iyi bir durumda olduğumuzu gördüm. Yani burada kalkıp Yargıtay'ın onayladığı veya şeylerle bu yapılan suçlara ilişkin alınan cezaların zaman aşımına uğratılması adalete de belediyeye de büyük zarar vermektedir. İnsanlar, vatandaşımız, sade vatandaşımız dışarıda bu olayı gördüğü zaman yaptı, yanına kar kaldı demektedir. Bunlar hoş şeyler değil. Evet. Biz yapacağımız zaman bunlardan kesinlikle uzak olacağız. Evet, şimdi genel olarak bakıldığında tabii siz Nilüfer'in ilk olarak yaşadığı problemleri aktardınız. Evet. Özellikle depremsellikle ilgili bir başlık belirlediniz. Bunun haricinde Mustafa Enver Yılmaz... Evet. Başkanlık için tabii sağ çalışmalarını sürdürüyor. Nasıl gidiyor o çalışmalar Sayın Başkan? Projelere gelmeden önce bunu da konuşalım biraz. Nilüfer tabii ki ilçe olarak Bursa İl Başkanlığımızın kontrolünde, desteğiyle çalışmalar yapmaktayız. Köylere gidilmekte, mahallelere gidip konuşmalar yapılmaktadır. Bu arada vatandaşlarımızla pazar yerlerinde görüşüyoruz. Vatandaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Ve biraz önce anlattığım konuların inanın vatandaş tarafından biliniyor olması beni çok memnun etti. Vatandaşımız suskun. Belki bir farkındalık var. Tabii. Hiç konuşmuyor belki. Belki pek aldırış etmiyor ama biraz şöyle bir tetikleyince bir marş verdiğinizde bir bakıyorsunuz vatandaş bu işi sizden daha iyi biliyor. Ve en az sizin kadar biliyor. Bir inşaat mühendisi olmasına gerek yok. Yani bunun bir pazar yerindeki bir tezgahından tutun da yollara kadar, bir yeşil alanlara kadar, çeşmeden akan suyuna kadar inanın vatandaşımız çok hassas. Nilüfer halkı bence Nilüfer için büyük bir şans.
Yani her türlü duyarlılığı gösteren bir halk. Ancak siyaset ağırlığını koyuyor birçok konuda. Siyasetin ağırlığını koyması Nilüfer halkının objektif bir seçim yapmasının önüne geçiyor. Yani liyakata değer vermek yerine bugün meclisteki durum gibi, yani parmakla gösterilmek gibi şöyle bir şey söz konusu. Yani seçim yasasının ve siyasi partiler yasasının değişmemesi halinde bu böyle sürüp gidecektir. Çünkü her iki yasa da bizim demokratik seçimlerimize bir kalite getirecektir. Mesela bir bakan seçiliyor, düşünün. Daha bizim anayasamız bakanın azline müsaittir. Bakan seçilen insan daha koltuğuna oturmadan elinden istifa belgesi alınmaktadır. Yani bizim vatandaşımız bunları biliyor, görüyor. Şeye baktığı zaman, bunu belediye, ilçe yönetimine indirgediği zaman başkan, yani pardon, bunun indirgenmesiyle o bir taksi şoförüyle biraz önce konuştum. İnanın benim size söylediğim sözlerin biraz daha teknik olmayan şekilde aktardığına şahit oldum. Bir sohbet ettik. Uzunca bir yoldan gidiş gelişim oldu. Bunlar bizim özellikle Nilüfer halkının çok saygın olduğu şeyini ortaya çıkarıyor. Yani çocuklarının eğitimine düşkün, yollarına dikkat eden, kaldırımına dikkat eden, suyuna, içtiği suya dikkat eden, eğitime dikkat eden bir halk görüyorum. Bu da muhteşem bir şey. Yani Nilüfer halkının böyle eğitimli, böyle duyarlı olması, duyarlı bir ilçe demek durumuna getirecektir ortamı. Yani Nilüfer halkının bu duyarlılığı belediyeyi de, bizler de gelse, kim olursa olsun, daha dikkatli adım atın. Bakın, ben sizin arkanızdayım. Attığınız adımların farkındayım. Bunu böyle yapmanız yanlış mesajı veriyor. Ufukta bir değişim görünüyor mu başkan? Nasıl, işte o nabzı nasıl yakaladınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şimdi hepimiz kazanmak için yola çıkıyoruz. Hepimizin tek hedefi kazanmak. Ben şeyin analizini yapmak istemiyorum. AK Parti'nin analizini veya yani seçimdeki CHP'nin analizini falan yapmak istemiyorum ama çok böyle kısa bir şekilde kimseyi incitmeden söylemek istediğim bir iki şey var. Tabii ki. Yani bugüne kadar halkın içerisinden birçoğunun sakın AK Parti, aman AK Parti gelmesin ha, aman AK Parti gelmesin, aman şu gitsin diye Nilüfer'e oy verdiğini gördüm. Bunu söylediler, açık açık dillendirdiler. Eğer CHP'li seçmen bunu bana tokalaştığımız sırada dillendiriyorsa, bu buradaki CHP'nin adayı için ziller çalıyor demektir. Uyarı zilleri çalıyor demektir. Öbür taraftan AK Parti adayı için de geçerlidir aynı şeyler. Yani buraya gereken hassasiyetin gösterilmediği endişesini taşıyor halk. Veya basit bir parti değişikliğini halk büyütüyor gözünde. Benim gözümde şey değil öyle. Ama her iki partinin de dezavantajları da var. Avantajları da var. Bu büyük şehir için de geçerli. Şimdi biraz önce sizin beyanatınızdan bir kuple okudum. Direkt oraya bir giriş yapmak istiyorum. Bizde de çok meşhur bir laf vardır. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye. Çok güzel bir detay dökülmüş buradaki aslındaki mülakatınızda. Köfteden yola çıkarak da bir eleştiriniz var. Maalesef Türk insanı sadece bir köfte yiyebilirken ya, Avrupalı bunun dört katını tüketebiliyor. Evet. O çok değerli sevgili bir avukat ağabeyimin, avukat Gündüz Kutucu'nun bir sohbetinden onu aldım. Çok hoşuma gitti, çok mantıklı ve doğru geldi. Yani bizim işçimizin kazancına bir bak Mustafa dedi. Doğru, bizim işçimizin kazancına baktığım zaman asgari ücret üzerinden bunu aya böldüğümüz zaman dedi Mustafa, o bir köfte yiyor dedi. Ama Avrupa'daki işçi dedi, o aldığı parayla dört köfte yiyor dedi. Yani çok dikkat çekici bir ifadeydi bu. Şimdi bunu ciddiye almak lazım. Bizim işçimiz çok değerli. Ve inanın dünyadaki diğer işçilerden çok daha farklı. Çünkü ben yurt dışında da çalıştım.
Yani çok duyarlı, patronuna hizmet eden, patronunun haklarını koruyan, patronuyla el ele yürüyen ve sabırlı bir işçimiz var. Patronuna hainlik etmeyen bir işçimiz var. Bizim işçimiz ve sabırlı, yani bu sabrıyla adeta ekonominin bel kemiği bence işçilerimiz. Düşünün, bir patronun çalışma ortamında işçinin rolü çok büyüktür. Bir patronun çalışma ortamında iş güvenliği çok büyüktür. Tabii. Yani bu iş güvenliği sağlarken işçinin patronla el ele vererek iş güvenliği ortamını sağladığını gördüğüm birkaç fabrika oldu. İşçiyle işveren el ele verip hiçbir şekilde kavga gürültü yapmadan, olayları abartmadan sistemlerini kurmuşlardır. Bu noktada tam şey diyebilir miyiz? İşte hakikaten öyle fabrikalarda, işletmelerde, tabii, kurumlarda, tabii, kol gerçekten kırılır ve yan gerçekten içinde kalır. Tabii bizim işçilerimiz bu derece olgun ve yani ülkemizin bu konuda büyük bir şansı var. Bu gerçeklerle de aslında herkesin bir an önce tanışması lazım. O motivasyonu sağlayabilmek, morali sağlayabilmek de gerçekten önemli ki hani Ulu Önder Atatürk'ün o muhasır medeniyetler diye vurguladığı çizgiye, evet, gidebilmemizin belki de en kestirme yolu. Elbette. Evet, şimdi gelelim sizin projelerinize biraz. Şimdi tabii hayalinizdeki Nilüfer'i dinlemek istiyoruz sizden. Siz biraz önce durum tespitlerini yaptınız ki son derece önemli vurgulamalar ve tonlamalar vardı içinde. Sizin aktarmak istediğiniz, sizin hedefiniz, planlamalarınız, önerileriniz neler olacak? Şimdi biraz önce fay hattı ve depremden bahsetmiştim. Ondan izin verirseniz bir iki maddeyi ekleyeyim. Elbette tabii. Ondan sonra yine devam edelim. Çünkü onunla ilişkili projelerimizde. Evet. Bir kentsel dönüşüm olayımız var. Bunu sonraya bırakalım. Tamam. Ama faydan bahsedeyim. Hı hı. Şimdi halkımızın bu yeni imar, ben Nilüfer Belediyesi'nin başına geçecek olursam, hatta şu anda da kim geçerse geçsin yapması gereken şey olduğunu düşünüyorum. Fay hatlarının, deprem hatlarının birbirleriyle çatıştıkları noktalarda, kesiştikleri noktalarda ve Nilüfer'in tamamında fay tespitlerinin yapılması gerekir. Özellikle kentsel dönüşüme geleceğim, bir adım atacağım. Hı hı. Kentsel dönüşüme izin verilmemesi gerekirdi. Ama Nilüfer Belediyesi örtülü bir şekilde sanki müteahhitlerle kavga ediyor görüntüsü adı altında. Maalesef rantlı bölgelerde, çok böyle rantı olmayan ama kentsel dönüşüme muhtaç olan bölgelerde hiç bu işlemler yapılmamış. Yıldırım ve Osman Gazi'de, evet, başlanması planlanırken, tabii, hiç yapılmamış. Liderlik Nilüfer'e, evet, geçti. Maalesef hem de en güzel bir bölgede, bir bakıyorsunuz kentin en güzel bölgesi, rant var burada. Hem de yeni binalar diğerlerine nazaran. Evet. Burada yeni imar planlaması yapılırken fay hattına tespit edilecek, Nilüfer'in tamamında faylar tespit edilecek. Sabırla. Sabırla. Hı. Belki 5 ay, belki 5 sene sürecek bir, hı-hı, çalışmayla Nilüfer'in tüm sınırların içerisindeki fayların ve asıl deprem hattıyla kesişmelerine bakılacak. Evet. Bunlar tespit edildikten sonra kentsel dönüşüme izin verilmeliydi. Yani ama dediğim gibi biraz alel tecelli oldu sanki. Efendim? Biraz alel acele oldu. Alel acele oldu ama tabii arkasında rant var. Herkes inkar ediyor tabii bunu ama arkasında kesinlikle rant var çünkü bunun diyelim ki bölgedeki bir proje şeyi, ruhsatı Büyükşehir Belediyesi şey hazırlanıyor ama ilçe belediyesi veriyor. Şeyi, onay Büyükşehir Belediyesi'nden çıkıyor. Ama ilçe belediyesinin vatandaşın menfaatini düşünerek dur demesi gerekirdi orada. Karşı çıkması gerekir. Fren yapma şansı var. Tabii. Ama hiç kimseyle kötü olmak istemedi Nilüfer Belediyesi. Hı hı. Herkesin önünü açtı ama kavga ediyor. Kayıkçı kavgası yaptı sözde müteahhitlerle. Hı hı. Bu kavga görüntüsü adı altında maalesef alıp başını gitti Nilüfer'de bu rant bölgesi. Evet. Ben mesela bu kentsel dönüşümde farklı bir şey daha düşündüm. Bu özellikle rantla ilgili, hı hı, sevgili meslektaşım Necati Şahin'in güzel bir ifadesi oldu bir konuşmamızda. Kentsel dönüşümde imarda hormonlu dedi. Hı hı. Güzel bir ifade. Şimdi normalde 10 katlı bulunan bir yerde siz buraya 20 kat izni verdiğiniz zaman, 0.50 kat sayısıyla 20 kat izni verdiğiniz zaman şöyle düşünün. Burada 10 bin nüfus yaşıyor. Bir anda 20 bin nüfusun, hatta 25 bin nüfusun oraya yerleştiğini düşünün. Hem de aynı altyapıyla. Aynı altyapıyla. Teşekkür ederim. Bakın siz teknik adam olmadığınız halde nokta atış yapıyorsunuz. Yani bu artık halkımızın
benimsediği, halkımızın vakıf olduğu bir konu. Buraya planlama yapılırken 10 binlik nüfusa göre bir kanalizasyon hattı çekilmiştir. Evet. 10 binlik nüfusa göre bir enterkonnekte sistemden şu kadar megawatt gücünde kablolama yapılmıştır. Elektrik hattı çekilmiştir. Trafolar yapılmıştır. Buna göre işte şeyler, elektrik, kanalizasyon gibi tüm hatlar getirilmiş. Şimdi bir anda bunun 20 binlik bir nüfusla karşılaştığını düşünün. O trafolar patlayacaktır. Evet. Hizmet veremeyecektir. Doğru. Bütün evlerde televizyonların açılması, bütün çeşmelerin açılıp kullanılması. Klimalar veya ısıtıcılar. Trafoları patlatacaktır. Mutlaka. Yani belediyenin öncelikle ele alması gereken özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde o dikkatimi çekti. Mesela havai hatların tamamının yer altına alınması gerekirdi. Bugün Avrupa'da doğru dürüst havai hat göremezsiniz. Bu havai hatların hemen altına imar verilir mi? Havai hatların geçtiği yerlerde bu birçok yerde bakın hemen 5 metre sağında sonunda imar verilmiş yerler var. Bir ve can tehlikesi de arz ediyor. Hem de korkunç. Yani evin hanımının terasta olduğunu düşünün. Bir metal bir şeyle olduğunu düşünün. Bir 4-5 metreden kapar. Yani çok büyük hayati zararlara yol açar. Evet. Yani kentsel dönüşümde biz izin vermeden önce kentsel dönüşümün fay ve deprem, yani fayla depremle ilişkisini tespit edecek işi durduracağız orada. Hayır kardeşim diyeceğiz. Röntgenini doğru çekmedik. Biz onun röntgenini çekeceğiz. Evet. Tespitlerini yapacağız. Ondan sonra izin vereceğiz. Evet. Tüm Nilüfer halkının buna ihtiyacı var. Yani Nilüfer halkının arsasının yapılacağı yerde bir tamam biz TOEM, emniyet gerilmesi şudur diye zemin etütleri yaptırıyoruz. Statik hesaplarımızı esas olarak. Ama bu yetmeyecek. Nilüfer halkının bir de deprem ilişkisini sorgulaması gerekecek. Ben bundan yanayım. Bunu da yapması gereken kurum belediyedir. Belediyenin yapması lazım. Hizmet alanınızda depremsellik çok önemli bir yer tutuyor. Çok, çok. Evet. Şimdi burada Allah göstermesin, Allah korusun Nilüfer'de önemli bir deprem olması halinde toplanma merkezleri yok. Biz FSM bulvarındaki hastane alanının o büyük bir alanının merkez olarak ayrılmasını düşünüyoruz. Orada çadır kurulmazsa. ya maalesef. Hep ticari şeylere kayıyorlar. Değil mi? Evet, para evet. Para daha önemli oluyor bazı ortamlarda maalesef. Demek ki. Evet. Oralarda bu merkezler jeneratöründen tutun. Bir acil durumda en az 2 aylık bütün oradaki toplanacak insanların gıdasını, sağlık ihtiyacını karşılayacak şekilde hatta yer altına da inerek bir belki bir nükleer serpinti veya bir savaş hali gibi her durumda oranın bir deprem, bir korunma alanı, toplanma alanı aynısının daha minyatürlerini, küçüklerini de şehrin Nilüfer ilçemin belirli bölgelerinde en az 6 tane yapacağız. Yani bu depreme katkıdır. Deprem yapılırken mesela kentsel dönüşümde benim şu isteğim deprem için depremin vereceği zararları çok aza indirgeyecektir. Ama şu anda hiçbir deprem çalışması yapılmadan depremin o kentsel dönüşüm arazileriyle organik ilişkisini tespit etmeden ruhsat veren insanlar bunun büyük sorumluluğu altındadır. Bugün eğer 300 bin kişi o fakir fukara insanlarımız bu evleri alıp bu evler yıkılma riski altındaysa bunun vicdani sorumluluğu imar verenlerdedir. Böyle alanlara bir imar vebal. Verenlerin omuzuna bu bir vebaldir. Evet. Nilüfer halkının bunu sorgulaması gerekir. Evet. Evet. Depremselliği ve şeyi konuştuk. Evet efendim. Diğer projelerinizle ilgili de devam edelim. Buradan da şimdi bakıyorum. Aslında siz de tıpkı mevcut yönetim gibi hani kültür sanatı da çok es geçmeyeceksiniz herhalde. Elbette. Çünkü Nilüferliler özellikle son 20 yıldır bu süreçte çok haşır neşir oldu. Demek ki bir talep de var. Çok başarılı. Buna yönelik de bir arz da oluşturuldu. Evet. Sizin bu konuyla ilgili neleriniz olacak? Hemen geçmeden bir küçük bir eksiklik kaldı. Buyurun. Şimdi o fay hat şey kentsel dönüşümde o hormonlu tabir edilen kısımlarda maalesef 0.50'nin de üzerine çıkıldı. 20 kat yerine 23-24 katlarla veya 0.50-0.65'lere tekabül edecek şekilde kaçak nitelendirilen yapılar yaptılar. Biz başa geldiğimizde bütün bu rant alanlarından elde edilen, kentsel dönüşümde fazladan elde edilen alanları ne yapıp edip kamu lehine belediyenin
menfaatine kaydedeceğiz. Bu çok önemli bir husus. Müteahhitten hoşuna gitmeyecektir bu ama bunun bütün kavgasını vereceğiz, izin de vermeyeceğiz. Bunların hepsini kamu yararına, belediye adına tahsis edilmesine çökeceğiz. Gerçekten önemli bir çalışma. Sanat konusunda ben yıllardır Nilüfer'i takdir ediyorum. Hı hı. Nilüfer çok güzel bir kadro kurdu. Demin söze başlarken söyledim ya, iyi kötü mutlaka belediye başkanlarımız bir şeyler yapıp bir taşı bir taşın üstüne koymuşlardır dedim. Nilüfer'de bu çok büyük bir başarı ortaya koymuştur. Ha, bunların arasında zaman zaman bizi rahatsız eden çalışmalar da olmadı değil. Mesela ben bütün Nilüfer halkının sanatla iç içe olması, Nilüfer halkının ayağına sanatın getirilmesi, sanatla yoğrulması muhteşem bir şey. Çocuklarımın, yani bütün arkadaş çevremin hep buralardayız. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak tabii mesela bir tek rahatsız olduğum bir olay, bir Ermeni soykırım meselesiyle ilgili sanıyorum İsa Kalaton'du. Buna Nilüfer Belediyesi bir salon tahsis etti ve destekliyoruz dediler. Konuşmalarını da desteklediler. Orada İsa Kalaton çıkıp Ermenilerden özür dileme zamanı geldi dedi. Eğer Nilüfer Belediyesi konuşmalar doğrudur, biz bunun arkasındayız, doğru söylüyorlar deyip destekleyip çiçek de gönderiyor, bunu yapıyorsa o belediye benim Nilüfer halkımın belediyesi değildir. Bu yani Ahmet'in Mehmet'in verebileceği bir karar da değildir. Allah rahmet eylesin, İshak Bey de vefat etti gitti ama bu çok yanlıştı. Benim Türk halkımın böyle bir kimseden özür dileme şeyi yoktur. Kimseden özür dileme durumuna getirilmemiştir. Nitekim benim Vatan Partimin Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek tek başına mücadele ederek Ermeni soykırım yasasıyla, bunu hepimiz bütün Nilüfer halkı da biliyor, bütün Türkiye biliyor ve hükümetten hiçbir destek almaksızın Doğu Perinçek tek başına birkaç arkadaşımızla birlikte, hukukçusuyla birlikte, oğluyla birlikte, sevgili eşiyle birlikte gidip İsviçre'lerde, Fransa'larda büyük mücadele vermiştir. Evet. Nilüfer halkı bunun aydın bir halktır. Bunun mutlaka değerini bilecektir. Liyakata değer veren bir halktır Nilüfer. Hı hı. Bunu da görecektir. Ve bugün Ermeni soykırım yasasının çöpe atıldığını görmek bize mutluluk ve memnuniyet vermiştir. Evet. Ayrıca görüyorum ki bir Sevil Çeşmesi evet. Projesi var. Tabii Sevil su çok uzun zamandır Bursa'nın gündeminde olan ya. Bir sebeptir. Hatta Bursa için velhasıl Bursa sudan ibarettir gibi bir söylemin de masarı olmuştur. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bursa bir su şehridir diyorlar. Değil saygıdeğer evet. Mehmet Ali Bey. Bursa su fakiridir aslında. Yani şu anda önümüz de bize çok alarm vermektedir. Suyun durumu alarm vermektedir. Keşke bir fırsatını bulduğunuzda BUSKİ'nin genel müdürünü bir böyle bir ortama alıp konuşturabilirseniz. Suyumuzun özellikle Nilüfer halkının, pardon, Bursa'da özellikle çok israf edildiği. Yani ortada. Bunu açık açık söylüyorlar. Açık açık deklare ediyorlar. Şimdi suyu arabaların yıkanması durumunda, evlerdeki rezervuarların ikide bir, insanların en küçük ihtiyaçlarında çekilmesiyle basit bir şey. Bir bakıyorsunuz, bir ihtiyaçta çekiyorsunuz, 5 litre su anında gidiyor. Yani 5 litre su korkunç bir şey. Su çok önemli ama bizim Nilüfer Belediyesi'nin suyunun korunması konusunda bugüne kadar doğru düz bir çalışma yaptığına şahit olmadım. Şimdi biz evdeki çeşmelerimizden suyu içilebilir hale getireceğiz. Gereken tesislerimizi yaparak insanlar evlerinde tüm arıtma işlemlerine geçmiş. Ellerindeki o plastik şişeleri alacağım Nilüfer halkının. Siz bu lütfen sözümü yanlış anlamayın ama Büyükşehir'e de tırnak içinde meydanda okuyorsunuz. Çünkü onların önemli unsurlarından bir tanesiydi. Bursa'da su çeşmeden içilirdi. Evet. Siz bu konuyla ilgili aslında bir somut adım gerçekleştiriyorsunuz şu an. Yani bu çeşmeden içilmesi gereken, çünkü suyumuz fakiriz, suyumuz az ama
O az su bize bol bol yeter. Hı hı. Siz eğer suyu az olan başka şehirleri düşünürseniz, hı hı, biz onlara göre çok iyi durumdayız. Şimdi eğer suyumuzun kontrollü bir şekilde iyi ve ciddi ve dikkatli kullanımını sağlarsak, israfı önlersek, evlerde çeşmelerimizden suyu içeceğiz. Ve ben de Nilüfer'in en az ilk etapta 100 tane, 100 mahallesinde, en az 100 bölgesinde Sebil Çeşmesi yaptıracağım. Yurt dışında birçok yere gittim. Hı hı. Sebil Çeşmesi göremezsiniz. Sebil Çeşmeleri Türk halkına has bir şey. Yani Türk vatandaşının hasletlerinden biri Sebil Çeşmesi. Muhteşem bir şey. Düşünün, ben Adanalıyım. Adana'da Sebil Çeşmeleri çoktur. Neden? Adana çok sıcak vardır, nem vardır. Bizim ikide bir, böyle her 3-500 metrede bir insanlar ter döker, alnını silerler, üstü başı batar, ıslanırlar. Hı hı. Bunun için bol bol Sebil Çeşmeleri konmuştur sağa sola. Çok hararetli ve hareketli bir şehirdir tabii, yani Adana. Tabii. Ben Adanalıyım. Bir bakarız gideriz orada, çeşmeyi açarız, elimizi yıkarız. Çok güzel bir şekilde suyumuzu kana kana içeriz. Bunun Bursa'da da olması için, olmaması için hiçbir neden yok. Yani ilk etapta en az böyle bir 100 tane Sebil Çeşmesi çok büyük bir rakam da değil. Bunu yapacak benim iş adamı arkadaşlarım var. En azından bunun 5 tanesini, 3 tanesini ben yaparım. Yani bu da Nilüfer halkı bu sayıyı 100'ü değil 500'e çıkaracaktır. Kendisine hizmet gelecek çünkü. Mutlaka. Evet. Gençliğe ilişkin var mı projeleriniz? Gençlik, çünkü genç nüfus özellikle Nilüfer'de fazla. Ve lokasyon anlamında baktığınızda da aslında nüfus Nilüfer'de yaşamasa dahi, şimdi bunu tabii şöyle genişletmek lazım parantezi bence. Nilüfer'i salt, Nilüfer'de yaşayan insanlardan kurulu bir şekilde yönetme anlayışını biraz genişletmek lazım. O hinterland geniş, çünkü insanlar özellikle Kestel'den, Gürsu'dan, işte Yıldırım'dan, zaten Osman Gazi'den bir şekilde Nilüfer'deki mekanlara geliyor. Ve orada hani salt yaşamasa bile aslında vakit geçiriyor. Dolayısıyla hani gençler için onların gelişimine katkı sağlayacak belki de ne projeleriniz var? Bu anlamında da olabilir tabii. Gençler bizim geleceğimiz. Evet. Önümüzdeki Türkiye gençlerden oluşan bir Türkiye olacaktır. Ancak bu genç kadronun verimli olabilmesi için bugünkü neslin genç kadroya hizmetler sunması lazım. Hı hı. Ben İl İstihdam Kurulu üyesiyim. Ne yazık ki milli eğitimle bazen çatışmalar yaşıyoruz milli eğitim müdürlüğü toplantılarımızda. Üniversitelerin, endüstri meslek liselerinin, teknik liselerinin, motor meslek liselerinin kaynakçı yetiştiren bölümlerini, montajcı yetiştiren bölümlerini ne yazık ki talep yok diye kapatıyorlar. Bunun birkaç kere kavgasını verdim. Şimdi Türkiye'yi bir şekilde mevcut hükümet yaptığı bu tip attığı yanlış adımlarla mesleksiz bir topluma doğru götürüyor. Biz mesleksiz bir toplumla bu gençliği alıp bir yere götüremeyiz. Gençlik yerinde sayar. Yani yerinde saymak yaşamak değil, gerilemek demektir. Bu nedenle benim daha önceki şeyde de hedef aldığım bir konu vardı. Bizim Nilüfer ciddi bir endüstri bölgesi. Evet. Tofaş'ta, Renault'da, DOSAP'ta, NOSAP'ta büyük fabrikalarımızda çok muhteşem ustalarımız var. Bu ustalarımız bir araç motorundan tutun da bir makinaya kadar her türlü konuda artık iyice pişen insanlar. Ancak ülkemizdeki sistem gereği sen artık 65 yaşına geldin, hadi bakalım emeklisin, evine git otur diyorlar. Ben buna karşıyım. Bu tip ustalarımızı evlerinden ben makam aracımla aldıracağım. Gelecek bu insanlar benim mahalle aralarında 3-4 mahallenin ortasına kurduğum atölyelerde özel eğitimler vereceğim. Matematik eğitimle başlayacağım. Matematiği sevdireceğiz bu insanlarımıza önce. Çünkü matematik hayatın temeli. Akabinde bu ustalarımızla beraber çocuklarımıza toplumun ihtiyacı olan, endüstrinin ihtiyacı olan her türlü yazılımdan tutun, motordan tutun, montaja kadar, frezeden tutun, CNC tezgahçılığına kadar bütün bu alanlarda ustalarımızın eğitim vermesini sağlayacağım. Öyle fazla sıkıştırmadan ustamız ben bugün 3 saat eğitim verebilirim diyecek. Peki diyeceğiz ustamıza, 3 saatlik eğitimle cebine bir maaşını koyacağız. Bir emekli maaşı da biz vereceğiz. Bu insanlarla benim o gençliğim elinde meslekli bir insan olacak. Ben inşaat mühendisiyim, şantiyeme geliyor gençler, çalışmak istiyorlar. Ne iş yapacaksın oğlum diyorum. Ne iş olsa yaparım amca diyor.
Bu çok acı bir şey. Ben Bulgaristan'a gittiğimde, Romanya'ya gittiğimde mesela oralarda karşılaştım. Ayakkabı yapan bir kundura yapma eğitimi veren okullar gördüm. Çok muhteşem bir şey. Ya da bir boyanın küçücük bir parçasını yapan, analiz yaptığın zaman kullanılan özel parçasını yapan şeyler gördüm, atölyeler gördüm. Bize de bu lazım. Yani mesleksiz toplumdan kaçış lazım bize. Bizim Türk toplumunu meslekli hale getirmek lazım. Mahalle aralarında bizim matematik ağırlığının olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bir kuracağımız tırla içerisinde çocuklarımıza, yani ilkokul çağındaki çocuklarımıza, deminkiler gençlerdi ama bunlar ilkokul çağındaki çocuklarımıza içlerine açılacak tırlar, içinde eğitmenler olacak. Bunların içerisinde çocuklarıma matematiği sevdirecek, satrancı sevdirecek, zeka oyunları, bu tip matematik oyunları ve çocuklarımı birer matematikçi olarak yetiştirmek istiyorum. Bu çocuklarım geleceğin Türkiye'sini kuracaktır. Bu çocuklarım yarın siyasete de girdiği zaman, ki siyaset korkulması gereken bir şey değil, sahip çıkılması gereken bir şeydir. Yani siyaset olmazsa olmazdır. Ne yazık ki siyasetten çok değerli insanlar, bu duruma getirilen siyasetten çirkin görüp kaçtıkları için meydan, işte ne yazık ki bazı hoş olmayan, eğitimi pek yeterli olmayan, kalite endişesini sunan insanlara kalmıştır. Bu da beni çok üzüyor. Yani siyaset, ben bütün meslektaşlarıma, makine mühendislerine, avukat arkadaşlarıma, doktor arkadaşlarıma naçizane siyasete girmelerini tavsiye ediyorum. Naçizane girsinler, bu ülkeye sahip çıksınlar, Nilüfer'e sahip çıksınlar. Nilüfer bir başlangıçtır. Ben bir belediye başkanlık adaylığına Nilüfer'de başladım. Ve bugün Nilüfer'in sorunlarını inceliyoruz. Bakın, Nilüfer'in sorunlarına koşuyoruz. Bu muhteşem bir şey. Evet. Evet, Bursa su fakiri ama zaman su gibi aktı. Evet. Dolayısıyla programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katma değerli ifadeleriniz için. Son sözünüzü alalım ve programı kapatalım. Bu projelerin arasında iki tane küçük proje vardı. Affınıza sığınarak onu da ekleyeyim, izin verirseniz. Şimdi birisi, stadyumun buradan kaldırılması vardı. Yani ben Görükle'nin arka taraflarında bulacağımız kamulaştırma büyük bir araziye 60-65 bin kişilik bir stadyum yapacağım. Burada raylı sistemin, tabii büyükşehirle görüşerek, merkezi hükümetle görüşerek sağlayarak oraya çekilmesini sağlamayı düşünüyorum. Ve Hasan Ağa'dan başlayıp Gemlik Limanı'na uzanan sanayinin bütün malını mülkünü toplayıp götürecek bir raylı sistemin fikir babalığını yapmak istiyorum. Harika. Nilüfer Belediyesi'nin başkanlığında bu Hasan Ağa'dan gelip sanayinin içine girip Renault'un arabalarını alacak, Demirtaş'ın, Nosab'ın bütün mallarını alıp tırlarını, konteynerlerini alıp doğru Gemlik Limanı'na indirecek, şehrin trafiğini, yükünü alacak bir şey düşünüyorum. Bir projemiz var. Harika. Bu arada Nilüfer halkının, ben bu ikinci başkan adaylığım. Gittiğimiz yerlerde halkımızdan çok güzel ilgi görüyorum. Yani oturup çay ısmarlıyorlar, oturup yaptığı özel bir böreği çıkarıp veriyorlar. Oturup benimle, hele otur bir oğlum bakayım diyor, şöyle bana bak. Eşim bana benim koca bunu, benim koca diyor bunu böyle yaptı diyor o gün bir göçmen arkadaşım. Ne yaptı teyze dedim, şunu yaptı dedi. Ama bir baktım o olayda sevgi var, bir vefa var. Yani bir karalama yok, bir altında bu ülkeye hizmet var. Altında dostluk var. Ben Nilüfer halkının sevgi içerisinde, dostluk içerisinde kalıp siyaset üstü düşünmesini istiyorum. Oy kullanacağı zaman böyle parmakla gösterilecek adaylardan ziyade liyakata değer vermesini, Nilüfer'e sahip çıkacak insanları seçmesini naçizane bekliyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Biz de size sevgilerimizi sunuyoruz ve başarılar diliyoruz bu çıktığınız yolda. Zaten artık son düzlükteyiz diyebiliriz. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyoruz. Hem kazanan Nilüfer hem Bursa olsun diyelim sizin için. Sağ olun efendim. Ben nezaketinize çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Efendim, gündem özelinin sonuna geldik. Mustafa Enver Yılmaz'ı ağırladık bugün, Vatan Partisi Nilüfer Belediye Başkan adayını.
Ama programı tabii aslında başlangıcında da aktarmak isterdim. Finalini en azından öyle yapalım. Yeni Zelanda'da yaşanan katliamda 49 kişi hayatını kaybetti. Gerçekten iki camiye düzenlenen menfur bir saldırı var. Buradan lanetliyoruz bu saldırıyı da. Evet. İki de Türk vatandaşının yaralandığı haberini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aktarmıştı son dakika bilgisinde. Ona da acil şifalar dileyelim. Diğer yaralılar gibi diliyoruz ki bu saldırıların artık önü kesilsin, son bulsun. Artık herhangi bir kan akmasın terör yüzünden diyelim ve gündem özeli noktalayalım. Bir başka gündem özelde görüşünceye kadar hoşça kalın.